Sevgili öğrenciler, bu videomuzda 8. sınıf cebirsel ifadelerde çarpma işlemi konusunu göreceğiz. Şimdi bunu da örnekler üzerinde anlatacağım size. Bakalım. Şimdi aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım demişiz. Şimdi 4 ile parantezin içindeki sayıyı çarpacağız. Yani cebirsel ifadeyi çarpacağız. Çarparken her terim her terimle ayrı ayrı çarpılacak. Buna dikkat edin. Hiçbir tane terimi atlamıyorsunuz. 4 ile x'i çarpıyoruz. 4x artı var arada. 4 ile 3y'yi çarpıyoruz. 12y. 4 ile 3 çarpılır. 12 y yanına gelir. Yani 4x artı 12'ye bu toplanmaz. 2 terimli kalır. Diğerine gelelim. 2x ile bakın okların dağılma özelliği var. Önceki yıllardan hatırlarsanız. Okları takip edelim. 2x ile 3x'i çarpalım önce. 2x çarpı 3x artı şu arada artı olduğu için 2x ile y'yi çarpıyoruz. 2x çarpı y. Şimdi 2 kere 3 6 x ile x'i çarpınca x kare. 6x kare eder. 2xy. Bu da çarpıldığında 2xy olur yani. Birleşir bu şekilde. 2 terimli kalacak. Eksi 5 ile a'yı çarpıyoruz. Parantez içinde yazıyorum ki bu eksiler karışmasın diye. Eksi 5 ile a'yı çarpıyoruz. Sonra işlem arada eksi var. Eksi. Eksi 5 ile 2b'yi çarpıyoruz. Tamam. Eksi 5 ile a'yı çarptığınız zaman eksi 5a kare eder. Bu 2 tane eksi artıya dönüşür. Artı. 5 kere 2 10ab. Yine bu iki terimli kalır toplanmaz. 8x ile 7x'i çarpacağız. Eksi arada eksi var. 8x ile 6'yı çarpıyoruz. 8 kere 7 56x kare. Eksi 8 kere 6 48x. Toplanmaz iki terimli kalır. Şimdi devam edelim yine. Demiş ki bize kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulalım. Dikdörtgenin alanı işte uzun kenarla kısa kenarı çarpmak. Biz de 2x eksi 1 ile x artı 2'yi çarpacağız. Çarparken her terimle her terimi ayrı ayrı çarpacağız. Hiçbir terimi atlamayın. Şimdi 2x ile ilk okum x'e gitmiş. 2x ile x'i çarpıyorum. 2x kare. 2x ile artı 2'yi çarpıyorum. Artı 4x. Şimdi bitti. Diğerine geliyorum. Eksi 1 ile x'i çarpıyorum. Eksi 1x ya da eksi x. Eksi 1 ile 2'yi çarpıyorum. Eksi 2. Şimdi böyle bırakmıyoruz. Benzer terimler varsa topluyoruz. 2x kareden başka yok. Artı 4x ile eksi x toplanınca ne eder? Artı 3x eder. Bir de eksi 2. Evet 3 terimli olarak kalıyor alanımız. Gelelim diğerine. A artı b ile a eksi b'yi çarpıyoruz. Yine çarparken ayrı ayrı her terimle çarpacağız. A ile a'yı çarpıyoruz. A kare. A ile eksi b'yi çarpıyoruz. Eksi ab. B'ye geldi. B ile a'yı çarpıyoruz. BA ya da AB fark etmiyor. Artı AB. B ile eksi B'yi çarpıyoruz. Eksi B kare. Yine benzer terimler varsa topluyoruz. A kare aynen kalıyor. Eksi AB ile artı AB birbirlerini götürüyor. Sıfır. Buraya sıfır yazmamıza gerek yok. Eksi B kare. Eksisini de dahil ederek eksi B kare yazıyoruz. Alanımız A kare eksi B kareymiş. Gelelim diğer örneğimize. X kare artı 4x eksi 5 çarpı x artı 2 çarpımında x üzeri ikili terimin katsayısı kaçtır? Bu x ikili terimin katsayısını bulmak için çarpmamız lazım. Şimdi çarparken bakın 3 terimli 2 terimli çıktı. Olsun ayrı ayrı her terimle çarpacağız. Yani x kare ile x'i, x kare ile 2'yi, 4x ile x'i, 4x ile 2'yi, eksi 5 ile x'i, eksi 5 ile 2'yi çarpacağız. Evet üşenmeden çarpacağız. X kare ile x'i çarpınca x küp, x kare ile artı 2'yi çarpınca artı 2x kare. Şimdi artı 4x'e geldi. Artı 4x ile x'i çarpınca artı 4x kare. Artı 4x ile artı 2'yi çarp artı 8x. Eksi 5 ile x'i çarp eksi 5x. Eksi 5 ile artı 2'yi çarp eksi 10. Şimdi benzer terimler varsa topluyoruz. X küpten başka yok. X küp artı x kareler bakalım. Artı 2x kare artı 4x kare artı 6x kare. Artı 8x eksi 5x artı 3x eder. Bir de eksi 10. Bize neyi soruyordu? X ikili terimin katsayısı. X ikili terimin katsayısı önünde kim var? Artı 6. Cevabımız artı 6'dır.